Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kartal. Bugün sizlerle birlikte zeka çeşitleri hakkında ikinci videomuzu çekeceğiz. Kişisel, yani benlik zekayı sunacağım sizlere. Hadi bakalım videomuza geçelim. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere ikinci zeka türümüz kişisel, yani içsel zeka. Şimdi, içsel zeka kişinin başta kendisi olmak üzere birinin iç dünyası ve hislerini keşfetme yönleri kapasitesidir. Bir başka deyişle kişisel zeka olarak tanımlanan bu zeka türü, kişinin edinimleriyle planlama ve hayatını yönetme odağındaki üstün başarısıdır. İçsel zekaya sahip insanların başkalarını tanıma ve anlama yolculuğunun ilk durağı olaraktır. Kişi ancak kendini tanıdıktan sonra diğer insanların iç dünyalarını ve düşüncelerini anlama şansına sahip olacaktır. İçsel zeka potansiyeli yüksek kişiler hayattan öğrendikleri karşısında yüksek motivasyonla durabilir. Öğrendiklerini kendi hayatlarına ve hayat felsefesine uygulayabilirler. Kişisel hayaller ve isteklerinin sahibi bu kişiler hedeflerini gerçekleştirmek için azimle çalışmayı severler. Şimdi olup olmadığını nasıl anlayacağız size kişisel zekanın olup olmadığını? Şimdi öğrendiklerini kolayca kendi hayatına geçirebiliyorsanız, ki ben sanırım pek geçiremiyorum. Kişisel hayat ve isteklerinin sahibiyseniz, ki evet ben öyleyim. Evet, 1-0. Ya 1-1. Yalnız kalmaktan ve tek başına bir şeylerle uğraşmaktan zevk alırlar. Sonuçta kendi zekanı, yani kendi içindeki zekayı geliştirdiğin için yalnız kalmaktan hoşlanıyorsan, sezgilerin güçlüyse, güçlü yönlerinin nelerin olduğunu bilincinde olmalarına rağmen genellikle bu özelliklerinden övünerek bahsetmezler. Yani hoşgörülü ve iyi insanlar olarak da söyleyebiliriz. Yalnız kalmaktan hoşlanırlar. Zaten bunu da söylemiştik. Şimdi nasıl geliştirilir? Günlük tutabilirsiniz. Eğer günlük tutmaktan hoşlanmıyorsanız, yani yazıyorsanız, sesli günlükler de tutabilirsiniz. Kendiniz düşünme molaları da verebilirsiniz. Yarım saat, 1 saat, 45 dakika, 15 dakika düşünme molası da verebilirsiniz. Ve sosyal hobiler edinebilirsiniz. Sosyal hobiler dediğim, ne bileyim, futbolculuktur, basketbolculuktur vesaire vesaire. Şimdi içsel zekası olan kişilere uygun meslekler: yazar, şair, filozof, araştırmacı, teorisyen. Şimdi aslında bunları tek bir seferde de olabilirsiniz. Yazar olabilirsiniz, bir kitap yazarsınız. Şair olabilirsiniz, şiir yazarsınız. Aynı anda filozof da olabilirsiniz. Araştırmacı da olabilirsiniz aynı anda. Ve bir teorisyen de olabilirsiniz. Yani bunlar içsel zekası. Yani kendi içindeki gücü fark eden insanların yapabileceği şeyler. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izlediniz, evet. Nasıl söyledim ben de anlamadım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.